Söz sende Bahtiyar. Ses yok. Sesini aç Bahtiyar. Bahtiyar kendi sesini açarsa. Açtım abi. Heh. Geliyor mu sesim? İyi diyor. Şimdi başlayabilirsin. Evet. Tamam abi. Sevgili hocalarım, sevgili meslektaşlarım, bugün size özellikle çocuk çağında over kitlerin güncel yaklaşımla ilgili bir sunum hazırladım. Onu sunacağım izninizle. Over kitleri kız çocuklarında nadir görülür ama 15 yaş altında benign ya da malign over kitlesi görülme sıklığı hani 100 binde 2.6 olarak belirtilmiştir. Çocuklarda görülen solid over kitlerinin %10'u malindir ve çocukluk çağı solid tümörlerinin %1 veya 2'sini oluştururlar. Embolisini kısaca bahsetmek olursa genelde 3 prim oradan yol alırlar. Yol kesisinin kökünü alan germ hücreleri, ürogenital katlanttan gelen germinal hücreler ve ürogenital katına gelen mezenşimal hücreler olarak. Bebek doğduğunda ovellerin içinde 400 bin üzerinde folikül vardır ve 30-40 yıl içinde bunlar sadece 400'ü kullanılır. Fizyolojisine bahsedecek olursak genellikle foliküle stimülatif hormonun sayesinde yani ovellerdeki primordial foliküler büyür, grafo folik olarak gelişir. Buna 10-20 tane over folikülü, hani primordial folikül uyarılır ve primer folikül olarak olgunlaşarak oluşur. Çocuklarda görülen over kitleri non-neoplastik ve neoplastik olarak iki kısma ayrılır. Non-neoplastik olarak en sık, yani bizim saptadığımız, gördüğümüz genellikle foliküler kistlerdir. Buna ilaveten korpus luteum kistleri, endometriyoz ve paraoveryan kistleri de aittir. Neoplastik kistler ise epitelial stromal tümörler, seks kor stromal tümörler ve germ hücre tümörler olarak belirtilmiştir. Kistin tabirine bahsedecek olursak, overde 5 cm büyük sıvı dolu keseye kist denir. Kistler basit ve kompleks olarak iki kısma ayrılır. Basit kistler ki bunlar ultrasonu genellikle unilok ile sıvı dolu septasyonlar ve solid alanlar içermeyen kitlelerdir. Kompleks kistler ise biraz daha multilok ile solid alanlar içeren kitlelerdir ultrasonlarda. Bunların klinik olarak yaklaşımında ise over kistleri genellikle eğer karın ağrısı gelmezse ultrason muayenesinde ortaya çıkar ve çoğu zaman asemptomatiktir. En sık saptanan bulgusu karın ağrısıdır. Akut karın ağrıdan torsiyon, rüptür ve kanama bu arada olabilir. Buna ilaveten kusma, bulantı da bunlar da en sık saptadığımız hani klinik belirtilerdendir. Buna ilaveten idrar sıkışma, kabızlık hissi gelen çocuklarda da görülebilir. Gözle görülen ya da palp edilen kitle olabilir. Biraz daha malign ve gelişmiş kitlelerde. %10 hasta ise endokrin aktivite yapabilir. Bunlar da genellikle puberty preeclampsia ve telaş da yapabilir. Bazı seks kort stromal tümörlerde ise bilirizasyon da görülmüştür. Over patolojisine eşlik eden sendromlara Hodgkin sendromu, Olie hastalığı, Maffucci sendromu, McCune, Albright ve BRCA mutasyonlar. Tümör markalarına gelecek olursak belli tümörlerde veya malignite saptanan hastalıklarda özellikle tümör markaları ve belli belirteciler çok işimize yarıyordur. Özellikle mesela AFP, beta-HCG, inhibin, CA125 tümör markaları, LDH, testosteron gibi hormonlarda hangi tümörün subtipini saptamak için bize yardımcı oluyordur. Tanı ilk olarak ultrason nakliyle tanısını koyarız. Yani ileri tetkik için bazen BT veya MR'da konabilir. %91 ihtimalle benign veya malign ayrımını radyolojik görüntülemeyle yapabiliyoruz. Kompleks kistlerse benign ve malign olarak onlar iki kısma ayrılıyor. Benign kistler özellikle endometriyomu ve disdermoid kistler. Malign kistler ise epitelial stromal tümörlerdir. Bunlar genellikle erişkinlerde en sık saptanan tümörlerdir. Seks kor stromal tümörleri ve germ hücre tümörleri gibi çocuklarda en sık saptanan tümörler germ hücre tümörlerdir. Ayrıca da over kistleri, over kitleleri daha çok hani bağırsak duplikasyon kistleriyle, hidronefrozla, duodenatreziyle, kolodok kistiyle, urakus kalıntısı, hidrometrikopos ve mezenter bomental kistlerle ayrı tanısı yapılmalıdır. Over kistlerin tedaviniz nasıl olacaktır? Genellikle prenatal ve neonatal over kisti ise bunlar bir yaşına kadar izlem öneriyoruz. Ve eğer intrauterin over torsiyonu varsa 5 yaşından sonra alınması uygundur. Konservatif tedaviyle genellikle takip ederiz. Senelik ultrasonlarla en son Britspeg'in yayınladığı bir guideline'da 2017'de yayınladığı guideline'da 5-7 cm'den üzeri ise yani 5-7 santim arasında ise genellikle bunları ultrasonla takip ederim. Asentomik ise ultrasonla takip etmemiz daha doğru olur. Ve eğer menaj olan hastalarda ise 2-3 ayda bir takip daha doğru yaklaşımdır. Cerrahi tedaviye gelecek olursak laparoskopinin gelişmesiyle artık yani laparotomi ve oferoktomilerden uzak durmaya çalışıyoruz. Genellikle mümkün kıldıkça kistoktomi ve over kurucu cerrahi daha çok tercih edilmelidir.
Eğer kistler varsa drenaj yerine kist sıkıntı yapılması rekürans sıklığını azalttı. Belirtilmiştir. Endometriyomlarda ise pelvik ağrı ve nüksün ödeyi de kistektomi yapılmalıdır. Dermal kistlerde de over fonksiyonunu korumak için altın standarttır laparoskopik kistektomi. Bilateral endometriyom ve dermal kistlerinde bilateral olma özelliğinden dolayı her iki overin kontrol edilmesi doğru bir yaklaşımdır. Gonzalez ve arkadaşların yayınladığı makalede özellikle belli bir kriterlerle maligite olasılığının arttığı saptanmıştır ki bunlar da eğer kitle 8 cm üzerindeyse solid komponenti varsa, papiller görünümü mevcutsa, özellikle düzensiz kitle sınırları ve ince septasyonları varsa, lenfadenopati, metastatik galenomi asit varsa, bunlar daha çok malignite olasılığını artıran belirtilerdir ve bu zaman oferipti yapmak daha doğru yaklaşımdır. Kistlerle ilgili bir tablo yapmıştım. Özellikle yani basit over kisti ise, semptomatik ise 5-7 cm, yani özellikle 7 cm üzerinde ise, aspirasyon ve yani kistektomi yapılması daha doğrudur. Eğer kompleks over kisti ise, tümörler negatifse, peritoneal yıkama örneği ve kistektomi yapılması yeterli olduğu halde, eğer pozitifse, prozanın özellikle evrileme yapılması ve bazen hani salping oferektomiye kadar gidebilir. Eğer solid kitlelerde ise, diğer herhangi bir tümörler de olabilir. Burada da yani marker negatifse, kistektomi yeterli olduğu halde, marker da pozitifse, yine prozanın evrileme yapılarak salping oferektomi yapılması daha doğru yaklaşımdır. Özellikle epitelal over tümörlerin yaklaşımında, eğer yapılan radyolojik görüntüleme ile tümör saptandıysa veya tümör olduğunu düşünüyorsak, eğer over dokusu saptandıysa, kitle çok büyük değilse over koruyucu cerrahi yapmamız daha doğru olur. Ki bu zaman alacağımız örneğin patolojikleri, histopatolojik sonuçlanmasıyla eğer benign veya borderline ise bu zaman takibi, eğer malignite saptandıysa bu zaman hani onkologların tarafından da kemoterapi verilmesi daha doğru yaklaşım gibi düşünülüyor. Bir over kistinle ilgili bir over koruyucu cerrahi ile ilgili bir video hazırlamıştım. Onu da göstermek istiyorum. Bu videoda 12 yaşında bir kız aslında dermatit kist nedeniyle bize başvurmuştu. Ultrasonda dermatit kist oldu. Yani saptandı, biz de over koruyucu cerrahi yapmak istedik ve kistini çıkardık. Bahtiyar, bu süreçte anlatsan bize ne olduğunu sen. Yani böyle seyrediyoruz ama. Diseke ederek hani marsüperaz etmeye çalışıyoruz kisti. En sonunda kisti ayırıyoruz. Ve endobeg yardımıyla da kisti çıkarıyoruz kanından. Over kistleri konuştuktan sonra over torsiyonuna dokunmak istedim. Çünkü hani özellikle kitlerde en çok saptadığımız klinik bulgularla birlikte over torsiyonu da görülebiliyor. Over torsiyonu overin kendi etrafında döndü ve bu nedenle bağların ve bağların içine geçen damara dönmesi sonucu kan damarına tıkanması ve kan akımının güçleşmesi sonucu gelişen klinik durumdur. Genellikle 5-7 saat üzerindeki over kistlerinde daha sıklık görülür ve takiben acil cerrahi gereken durumdur. Over torsiyonlarda da tüm işlemler mümkün olduğu kadar overi koruma yönünde olmalıdır. Over siyah ve nekrotik izlense bile hani bir şu vakit over dokusunun korunması iyileşmiş ve fonksiyon olduğu izlenmiştir overin korunmasıyla. Ultrasonda da bununla ilgili özellikle hani gri skalayı belirtmek isterim. Çünkü hani kanlanma bazen görülebiliyor ama yani bu torsiyon bulgularını ekart ettirmiyor. Özellikle gri skalada hani boyut artışları, periferik yerleşimli over kistle görünümü, girdap bulgusu görünümü, pelvik sıvı, over torsiyonuna uygun, hani tipik
belirtilerdir. Buna ilaveten de hani Doppler'le bakılan zaman arteri ve ven akımının olmaması da overtorsiyon belirtilerinden birisidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Bahtiyar. Görüntü paylaşımını sonlandırabilirsen herkesin görüntüsünü açacağım. Okay. Peki. Sevgili hocalarım ve arkadaşlarım, söz almak isteyen varsa şu participants kısmından raise hand diye el kaldırırsanız ben ona göre söz vereceğim. Ama öncelikli olarak tabii Meltem Hoca, seminer hocası olduğu için Meltem Hoca'ya söz verdim. Meltem Hoca'nın sesini açtım şu an. Herkese merhaba. Ben hastaneden, bilgisayardan bağlanıyorum diye düşündüm ama sonra onun kamerasının olmadığını unuttum. Cep telefonundan kameraya bakıyorum aynı zamanda. Bahtiyar, eline sağlık. Güzel anlattın ama bazı yerlere çok hızlı geçtin. Bilmiyorum. Herkes anlayabilir. Özellikle yaklaşımı hızlı geçtin diye düşünüyorum. Ama eline sağlık. Sorular varsa. Teşekkür ederim abla. Eline sağlık. Bahtiyar, ben sorayım kimse sormadığına göre. Şimdi anlatırken aslında aspirasyonu hiç önermedin ama orada bir algoritma ve tablo gösterdin. Orada aspirasyon diye bahsediyor. Var mı bu kistlerde aspirasyonun yeri? Ne diyorsun? Yani bütün bunları hazırladıktan sonra yapar mısın, sana böyle bir hasta gelse aspirasyon? Yanlış mesaj vermeyelim yani. Yok abi, hani aspir edebiliriz ama hani bazı olgularda rekürans sıklığını artırdığı için yani tekrar, sonuçta tekrar kist oluşabilir diye, eğer hani mümkünse kistektomi yapmanız daha doğru yaklaşım diye öneriliyor. Yani sonuçta çocuğa tekrar anestezi verip tekrar bir işlem yapmamak için aspirasyonu daha ziyade kistektomi yapmak daha doğru yaklaşım diye öneriliyor. Tamam. Anar Kurbanov sormak istiyor. Anar'cığım, dinliyoruz seni. Bahtiyar, eline sağlık. Teşekkür ederiz sunumun için. Şu videoya değinmek istedim Bahtiyar. Biraz anlatmakta zorluk çekti galiba. O ameliyatta ben de vardım. Yani dermatit kisti olan bir çocuktu. Ameliyata girdiğimizde de yani yaptığımız şey de over dokusu varsa, görebiliyorsa veya otorsan da önceden belirtilmişse onun sınırından kistin üzerine açıp kisti dokunmadan, kistin tamlığını bozmadan, maalesef en sonunda tamlığını bozmuştum kistin. Tamlığını bozmadan kisti endobag içerisinde alıp yani tamamen enüklüye edip çıkarmayı hedefliyoruz. Teşekkür ederim. Peki, biz teşekkür ederiz. Murat Hoca'nın bir sorusu var. Murat abi, buyurun, söz sizde. Ben kaçırmış da olabilirim. Ama bu overtorsiyonda perifere foliküllerin itilmesini söyledi mi söylemedi mi orayı kaçırdım ben. Ultrasonda bizim için önemli şeylerden bir tanesi. Onu herhalde en son biraz kısa kesti overtorsiyonunu. Overtorsiyon önemli bir şey. Özellikle hani dışarıda yalnız kalacaklar. Overkistinden bir şey olmaz da hani oldu diyelim, o da torsiyonu olabilir ama overtorsiyonunu yani atlamamalarında fayda var. Bir de Bahtiyar'a bir sorum olacak. Acaba overtorsiyonunda karşı taraf over hasar görüyor mu, görmüyor mu? Görmüyor hocam. Hani, genelde biz her iki over'e de bakıyoruz da laparoskopiyle yaptığımızda. Görmüyor hocam hani. Boyut alışını falan... Hücresel anlamda. Görmüyorum. Üst torsiyonunda ve over torsiyonunda döndükten sonra karşı testis ya da overde etkilenme oluyor mu diye soruyorum. Ben sana biraz daha hani kopya vermeye çalışıyorum. öyle olacağım. Yani hücresel olarak etkilenme oluyor. Anladım. Belki. Zaten soruyorsak oluyordur. Öyle denir. Derler. Tamam hocam. Bir önlem yapılır mı? Bir önlem alınmıyor ama testis torsiyonlarında geçmişte özellikle steroid kullanılması gibi önlemler devreye girmişti ama sonlara doğru hani o da çok devam ettirilir bir şey değil ama torsiyonu atlamamanızı yeğlerim. Yani
önlenebilir unutmalar, önlenebilir hatalar tıpta ders verir de hatadan dolayı organ kaybı olmamalı. Onun için özellikle over torsiyonları konusunda uyanık olunmasında fayda var. Gençler için konuşuyorum. Teşekkür ederiz Murat abi. Meltem el kaldırmıştı. Bir şey söyleyecek misin Meltem? Ben aslında orada aspirasyonu eksik yazmış. Hani aspirasyon ve parsiyel kistektomi olarak düşmüş. Normalde aspir edip basit kiste parsiyel kistektomi yapmak. Yani mümkünse total kistektomi öneriliyor. Ama yani çok yapışıksa parsiyel kistektomi yapmak. Ama sadece basit kist, yani kompleks olmayan kistlerde ultrasonografik olarak bunu izin söylediğimiz ve tümör markörü negatif olan kistlerde. Evet, teşekkürler. Ergun söz istiyor. Ergun'cum söz sende. Murat Hoca biraz bahsetti ama yani over torsiyonu konusunda belki hani şeyi biraz daha vurgulamak gerekir. Hani Doppler'de kanlanmanın görülmesi hiçbir şekilde torsiyonunu ekarte ettirmiyor. Griscala bulguları çok çok daha önemli bulgular. Yani over boyutunun işte büyümesi, işte foliküllerin periferi itilmesi gibi griscala bulguları. Belki hani onu biraz daha vurgulamak gerekiyor. Hani Doppler'de kan akımı varsa kesinlikle torsiyon yoktur ya da işte Doppler'de kan akımı yoksa ya da görülemediyse bu kesinlikle torsiyondur demeyip griscala bulgularına daha dikkatli bakmak belki hani torsiyon açısından çıkarılacak ana mesaj olabilir diye söylemek istedim abi. Çok teşekkürler. Gülnur söz istiyor. Gülnur'a söz verdim. Bahtiyar, benim de bir sorum olacak. Güzel bir sunumda, eline sağlık. Malignite düşündüğüm bir over kistin var. Cerrahiye girdiğin zaman yaklaşımın nasıl olmalı? Nelere dikkat etmelisin? Neler yapmalısın? Onlarla ilgili. Kısaca bahsettin de ama özellikle malignite'de dikkat edilmesi gereken başka şeyler var mı? Özellikle yani görüntülemeyle baştan hani ilk görüntüleme yaptığımız radyolojik olarak eğer over dokusu yoksa aslında hani overfraktüm diye düşünüyorsak eğer önceden de boyutlarını hani bilerek yani over dokusunu mümkün yani endovege çıkarmamız yani herhangi bir invazyon yapmamak için o şekilde çıkarmamız daha doğru olur diye düşünüyorum. Mesela ameliyata laparoskopik ya da aynı eşitliğe giriyorsun fark etmez. Girer girmez daha overe dokunmadan önce yapman gereken bir şey var mı? Mesela o tür bir şey hiç okudun mu? Bir karın içi sıvıdan örnekleme ilk yapıp evet, ondan sonra overe dokunma, peritondan biyopsi alma gibi bir şeyler aklına geldi mi o tür şeyler? Evet Alan, özellikle sıvı hani örneklemesi yapmak, örneklemesi yapılması gerekiyor. Sonradan ofraktüme gidiniz. Teşekkür ederim. İyi ki. Meltem yeniden söz istiyor. Dinliyoruz seni Meltemciğim. Sesin gelmiyor ama dur bir dakika. Evet. Evet. Şimdi konuşabiliriz. Duyabiliyoruz şimdi. Halit, koyduğumuz tabloda, koyduğumuz grafikte tabloda vardı ya, ilk girdiğin zaman evet, asitten örnek aldım. Gerekiyor. Periton biyopsisi almak gerekiyor. Laf nodu örneği almak gerekiyor. Evrelendirmek evet, gerekiyor ve salpingografi yapmak gerekiyor. Sadece borderline tümörlerde evet. Frozen gönderebilirsin. Değil mi? Evet tamam. Onları soruyor. Gülnur. Başka soru sormak isteyen var mı? Şöyle bir bilgi vereyim. Başka soru sormak isteyen olmadığına göre haftaya çarşamba günü şimdi EPSA Başkanı olan Amulya Saxena konuğumuz olacak. Toplantı tarihi her zaman yaptığımız saat 3 yerine bu sefer akşam 9'da yapacağız. Çünkü Amulya'nın o gün hastanede görevi olduğu için gün içinde yapamayacağını söyledi. Ramazan olduğunu düşünerek, iftar saatini de göz önüne alarak saat 9 gibi ilan edeceğiz.
İşin ilginç tarafı onun anlatacağı konuda endoskopik çağda kompleks over patolojilerinin sağaltımı üzerine. Dolayısıyla herhalde Bahtiyar'ın anlatımı üzerine güzel bir başka bir sunum daha dinlemiş ve bilgilerimizi de pekiştirmiş olacağız. Başka söz almak isteyen var mı diye bakıyorum. Evet Meltem, dinliyoruz seni bir daha. Yok ben indirmeyi unuttum sanırım. Evet. İyi indirdik o zaman. Tanju hocam bir şey söylemek ister mi? Herkesin sesini açıyorum bu arada. Herkesin sesini açtım. Ya ben Bahtiyar'a teşekkür etmek için söz aldım. Bahtiyar eline sağlık, güzel bir sunumdu. Yalnız çok hızlıydı en başta söylendiği gibi. Onun için bir sürü konuşmanda geçen şeyler soruya döndü. Ve bu arada diğer sunuma da hazırlanmış oldu. Tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz Tanju hocam. O zaman herkese iyi günler diliyorum. Toplantıyı kapatıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.